Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün ikinci sınıf simetri konusuyla karşınızdayım. Simetri nedir? Öncelikli olarak paylaşmak istiyorum simetrinin ne olduğunu. İki eş parçaya ayrılabilen ve bu ayrılan parçaları üst üste koyduğumuzda birbirini tam kapatan şekillere simetri şekiller denir. Şekli iki eş parçaya ayıran çizgiye simetri doğrusu denir. Simetri doğrusu sadece yukarıdan aşağı doğru değil, her yöne olabilir. Evet, bakın burada bir simetri doğrusu var. Yukarıdan aşağı doğru dikey çizilmiş bir simetri doğrusu. Ama biz yatay ve eğik de çizebiliriz aynı zamanda. Bizden ne istiyor etkinliğimizde? Resimleri örnekteki gibi iki eş parçaya ayırmamız isteniyor. Ama ondan önce mesela bakın burada elimde bir düzlemsel dikdörtgen kağıt var. Evet, bakın katladığım zaman üst üste çakıştığında, üst üste çakışıyorsa, açıldığında da katlama çizgisinden iki eş parçaya bölünebiliyorsa biz bu şekle simetrik şekiller diyoruz. Evet, şu şekilde ben üst üste katladım. Tekrar açtığım zaman bakın katlama çizgisi bu düzlemsel şekli eş parçaya ayırdığım zaman onu ayıran çizgi şu şekilde belirginleştiriyorum. Evet, bakın bu çizgiye simetri doğrusu diyorum. Tekrar ediyorum. Herhangi bir düzlemsel şekil olabilir, başka bir şekil olabilir. Eş parçaya ayırdığımız zaman o şekli eş parçaya ayırdığımız doğruya o şeklin simetri doğrusu diyoruz. Evet, bakın üst üste katlanabiliyor. Bu şekilde düşüneceğiz. Yani şekillerimize biz simetri doğrusu ile ayırdığımız zaman ve ayırdıktan sonra daha doğrusu iki eş parçaya ayrılıyorsa ve o şeklimiz tekrar üst üste koyduğumuzda birbirini kapatan bir şekilse o şekil simetrik şekildir. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü simetrik olmayan şekiller de var. Bunu da değişik örneklerde göreceksiniz. Birçok şeklimiz simetrik doğruyu çizemediğimiz için simetrik değildir. Ama şimdi vereceğim örneklerin hepsi iki eş parçaya ayırabileceğim için simetrik şekiller. Bakın burada bir koltuk var. Ortadan ikiye ayırmışım. Ayrılmış, daha verilmiş bir örnek. Bu doğruya simetri doğrusu deniliyor. Şimdi kelebek. Bakın ben yatay mı, dikey mi, eğik mi? Nasıl bir simetri doğrusu çizmeliyim ki kelebek iki eş parçaya ayrılsın? Evet. Dikey olarak sevgili öğrencilerim bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi çizmiş olduğum bu şekil iki eş parçaya ayırıyor görselimizi, kelebeği. Ben buna simetri doğrusu diyorum. Evet, bir biraz daha uzatabiliriz. Bu şekilde. Şimdi geldik C harfine. Bakın kelebekte çizmiş olduğum dikey simetri doğrusunu ben C harfinde çizebilir miyim? Bakın bu şekilde çizdiğim zaman sevgili öğrencilerim iki eş parçaya ayıramam. Ne yapmam gerekiyor? Simetri doğrusunu yatay olarak çizmem gerekiyor. Bu şekilde. Evet. Bakın. Çizmiş olduğum bu doğru C harfini iki eş parçaya ayırıyor. Ben bu simetri doğrusundan katladığım zaman bu şekil üst üste katlanabilecek. Üst üste birbirini tam kapatabilecek. Geldik A harfine. Evet, simetri doğrusunu nasıl çizmeliyim ki iki eş parçaya ayrılsın? Yukarıdan aşağı doğru çiziyorum. Evet. Bu şekilde görselimiz yani A harfi iki eş parçaya ayrıldı. Diğer görselimiz yatay çizsem olur mu? Hayır. Yine dikey çizmem gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi simetri doğrusunu bu şekilde çizdim. Evet. Bir uğur böceği var. Yine iki eş parçaya ayırabilmem için simetri doğrusunu dikey olarak çizmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Evet.
Burada bir küçük bir akvaryum var. Nasıl çizmem gerekiyor? Evet, görselimizi biraz daha yaklaştıralım şöyle. Ben tam şuradan bir simetri doğrusu çizdiğim zaman şekli iki eşit parçaya ayırmam mümkün. Evet, buraya daha dikkatli bakalım sevgili öğrencilerim. Bir güneş var. Ben nasıl çizersem iki eş parçaya ayırabilirim. Simetri doğrusunu şimdiye kadar bakın C harfi dışında yukarıdan aşağı yani dikey çizmiştik. Burada da dikey çizebilirim. Bakın dikey çizebilirim. Ama ben yatay çizmeyi tercih edeceğim. Bakın yatay. Bu sefer yatay olsun. Evet, bu şekilde de görselimizi iki eş parçaya ayırabilirim. Bakın bu şekilde simetri doğrusunu çizsem yine aynı şekilde iki eş parçaya ayırırım. Eğik çizebilir miyim? Evet, bakın tam buradan bir simetri doğrusu çizersem yine görselimi iki eş parçaya ayırmış olurum. Evet, D harfi yukarıdan aşağı ve eğik olmaz. Yine yatay bir şekilde çizmem gerekiyor. Tam orta noktasını evet göz kararıyla evet bu şekilde simetri doğrusunu çizmiş olduk. Diğer görselimiz yine dikey bir simetri doğrusu çizdiğim zaman ben bu görselimi iki eş parçaya ayırabiliyorum. T harfi evet dikey bir simetri doğrusu çizmem lazım. Ve son olarak evet görselimizde yine benim evet bu şekilde dikey bir çizgi çizerek yani ben bu çizgiye simetri doğrusu diyorum. Dikey bir şekilde simetri doğrusu çizerek görselimi iki eş parçaya ayırıyorum. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde eğer cisimlerimiz, eğer şekillerimiz, nesnelerimiz iki eş parçaya ayrılabiliyorsa ve bu ayrılan parçaları üst üste koyduğumuzda birbirini tam kapatan şekillerse biz bu şekillere simetrik şekiller diyoruz. Simetrik şekillerimizi ayıran çizgiye ise ne diyorduk? Simetri doğrusu diyoruz. Evet. Bugünlük bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.